Evet tanrıların yok değil pardon. Hayden Q. Hay Q'ların arabaları. Öyle şey Fondonike'nin yazdığı. Hay ama. Haydilerin Q'ları. Haydilerin Q'ları da olabilir. Neden Q olduğunu anlıyor muyuz ileride bu abinin? Sana böyle hep spoilerlık sorular soruyorum meraklıyım. Evet abi yani. <laughs> Question evet, yavaş yavaş yani. Q'yla ilgili daha fazla bilgiler kazanacağız. Zaten bu bölümün sonunda dikkat edersen e, Q birilerine hesap vermesi gerekiyor ve aa işte eyvah ne olacak filan derken dağılıyorlar hızlıca bir şeyler oluyor tuhaf tuhaf. Onlar bana mizansen gibi geldi ama tabii Q işte bu falan dedim mizansen mi yapıyor acaba falan dedim ama tabii belli de olmaz. Evet bu bölüm fark e... ettiğiniz üzere Hayden Q'yu konuşacağız e, sezonun 9. <laughs> bölümü ilk sezonun e, geçen bölüm Battle'ı konuşmuştuk bu bölüm yine Q karşımıza çıktı. Yine bir takım oyunlar. Yine insanlığın ruhuyla oynaşmalar. Sinir uçlarımızla oynuyorlar abi böyle bir. Meme uçlarımızı çeviriyor gibi Q devamlı. Maalesef e, goncukluyor. Ama bence bu Battle'dan çok daha iyi bir bölümdü. Ha tabii. Evet yani <laughs> Battle şöyle. Battle Star Trek tarihine terimler bırakması açısından kıymetli bir bölüm. Onun dışında öyle şey bir bölüm değil. Star Trek'in unutulmazları arasında değil. Gel gelelim öte yandan e, yani Star Trek bölümü konuşmak da bizi ekstra yoran zahmetli bir şey olmadığı için onu da tabii, tabii. hani bir yerden kurtarabiliyorsan bir bölümü ben alıyorum yani. araya. Yo yok şey bence yapması. gayet iyi. Sonra çünkü ileride ya işte Picard manevrası diye pat diye çıktığımızda hmm. evet, konuşmuştuk deyip bakabilirsiniz. Oradan da biz de kendi kanalımızı optimize etmiş oluyoruz işte seyircileri böyle YouTube'da <laughs> çekiyorsun. Bu, bu bölüm ekstradan e, benim için kıymetli. Şöyle bir kıymeti var çünkü. Biraz masaüstü rol yapma oyunları havasında ve tadında. Şimdi abi 1987 senesi e, dijital oyunların da masaüstü oyunları da yani hobi olarak oyunculuğun da nispeten büyümeye geçtiği dönemlerden. Hı hı. E, ve bu bölümde şey çok hoşuma gidiyor. Yani aslında çok ilginç. Bu bölüm ve bundan iki sonra konuşacağımız bölüm. ...oyun e, sektöründe bir şekilde anılan bölümler. E, bu bölümdeki çünkü şey güzel. İşte Q'nun aslında bir masaüstü rol yapma oyunlarındaki... ...dungeon master, game master gibi... ...bir oyun yaratması, herkes onun içine koyması... ...sonra işte şeye Rayker'a da aynı görevleri vermesi... ...ama işte sınırsız bir yetki aldığın zaman oyunun kurallarını kim belirliyor... ...oyunu kazanmak nasıl oluyor, oyunu adil mi oluyor, adaletsiz mi oluyor gibi... ...bir takım konuların ortaya atılması... Hele de Q'nun şeyden bahsetmesi. Yani kazanmak ya da kaybetmek değil ama sizin oyunu oynamanızdan ben zaten kim olduğunuzu anlıyorum diye ortaya atması. E, benim için ekstradan kıymetli yapıyor bu bölümü. Evet ya Q'nun Q'nun ilk gelişi zaten biraz daha şey gibiydi. İşte arındırma, sorgulama, test şu bu işte koca mahkeme sensi falan. Şimdi de biraz daha işte evet hani o testi sürdürüyorum ama ben de tanrısal bir karakterim. Bunu da vurguluyorum ama benim başka bir amacım var. Hissettirmeye başladı bölüm. Ben ilk izlediğimde şöyle bir not almışım. Biraz bana Superman'in neden sinemada işlenmesinin zor olduğu ile ilgili sorular sordurmuştu bu bölüm. İşte aşırı tanrısal güçlü varlıkların işlemesi çok zor oluyor. Çünkü bunların sadece gücüne odaklandığında her şey çok kolay oluyor. Ve seyircinin kafasında... Ee, e tamam abi işte vuracak ve öleceksini çok çabuk legalize ediyorsun. Çok çabuk onu kabulleniyor. O yüzden genelde bu tarz karakterlerin duygularıyla çözebileceği sıkıntılar ya da işte çelişkiler, çatışmalar konulur. Annesi, babası, eski geze yerinden sevgilisi gelir. Hep, hep yani böyle o biraz daha duygu yoğunluğunu sana aktarabileceği, güçlerini ile çözemediği konular aktarılır ve onun üzerinden hikaye döner. Burada ise e, böyle bir şey yapmak yani hani biz Q'yu kesinlikle tanımıyoruz şu anda. Bir tane tip geliyor pat diye iniyor. Ya işte biraz da Q'yu tanıyalım dememişler. Bence çok iyi bir tercih. İleride ne olacak bilmiyorum bu bölüm için konuşuyorum. Aksine de onun güçlerini alıp insanlara veriyor. Yani işte Ryker'a veriyor. İleride bölüm ilerledikçe diğer karakterlere bir hediye gibi Ryker sunmaya başlıyor bu güçleri. Ve biz onun üzerinden insanların duygusal e, düştüğü sıkıntıları ya da tercihleri görüyoruz. O Bu çok iyi bir tercih. Yani o kadar iyi bir tercih ki ben hiç abartmıyorum şu anda. Star Trek'in 80'lerinden 40 senede kabaca, 40 senedir herhangi bir e, vizyon işi içerisinde sinema dizi bu tarz bir tanrısal yükleme, değiştirme, el değiştirme görmedim. Genelde parodisi yapılır bunun. İşte Bruce Almighty mesela. O yüzden ben bu bölümü aşırı beğendim. Ee, şöyle aslında The Original Series'in ilk iki bölümü çok tuhaf bir şekilde komik bir şekilde The Original Series'in Netflix'ten açtığı ilk iki bölümünde e, tayfadan birisine tanrısal güçler veriliyor. İlk hmm. iki bölümde diyorum pardon ikinci ve üçüncü bölümlerinde tamam mı ee, Star Trek The Original Series ikinci ve üçüncü bölüm tanrısal güçler veriliyor ama orada biraz bu bölümün ortalarında ele alınan e, Absolute Power Corrupt Com yani hani böyle evet. hemen gücü ellerine alıyorlar, falan olmaya başlıyorlar, <laughs> biraz daha böyle şey bak. geçiyor. <laughs> ya biraz daha bir parodi geçiyor o bölümler. Yani parodi derken büyük bir tehlikeye dönüşüyorlar hemen ve böyle e, o bölümün canavarı gibi oluyorlar azıcık ve sonra çözülüyor. Bu bölümdeki gibi ele alınmıyor, bu bölümde ele alınıyor güç. Yani evet. işte Riker'ın, ya, ya burada da hafiften o hızlı şeyler oluyor hani böyle. Riker'ın hemen böyle jean falan filan da hitap etmeye başlaması iki dakikada falan, onlar hızlı geçişler böyle biraz. Ee, bir de bu bölümle alakalı ben biraz şeyi şey buldum. Yalan buldum. Ya tayfaya verilen hediyeler çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ama zihirlerinden geçen şey yani. azmışsındır falan deyip la diye kadın çıkıyor. böyle geliyor. Wolf, çoraplarla çoraplarla falan diye. <laughs> bir şey bulamamışlar da ben şeyinkini çok beğendim. Ee, ay çocuğun adını unuttum ya. Çocuğunkini çok beğendim. Yani onu zaten hep büyümek istiyor ya kabul edilmek istiyor falan. Hemen ona 10 yaş evet. vuruyoruz abi sana falan. İşte dataya insan olmak ister misin? Yok abi kalsın ben böyleyim. Ya da işte e, ee, Laforge'un gözlerini açması. Hepsi çok iyi ama <laughs> Worf'a katılıyor. Worf'un ki biraz. Hadi baba bakalım bir patlat da görelim halecek falan gibi olmuş. Ya ama şey de ilginç de. bak aslında. Laforcu gözlerini veriyor ama Laforcu'n biz daha birkaç bölüm önce şey dediğini duymuştuk ya. Ya istersen hani ameliyatla deneyebiliriz senin gözlerini düzeltmeyi falan demişti doktor. O da yok doktor ya ben böyle daha çok şey görüyorum falan demişti. Aslında burada da <laughs> hani en istediği şey gözleriymiş gibi zannediyor Riker ama Laforcu'n aslında biz böyle bir hediye reddedeceğini biliyoruz aslında değil mi? Biz Red, biliyoruz. Yine yani. de reddediyor. Riker bilmiyor ama bence o da güzel bir çelişki. Yani. Riker çünkü onları gördüğü kadar biliyor. Biraz da onu anlıyor. Riker da aslında öğreniyor ya orada. Bu, aa, aa bak böyle düşününce bak şimdi bir anda şey. Worf'u da öyle görüyor lan aslında. Aa bir dakika lan hmm. doğru. Bak böyle düşününce daha güzel oldu şimdi. <laughs> i̇şte, evet evet. Yani Worf sen azmışsın. Halbuki Worf güzel bir insanım. Niye ben sekse götürün adamı? Belki başka ha? bir derdi var kafasında. Aynen abi. öyle abi. Yani aslında şey <laughs> i, hediyelerin hatalı olması burada asıl mesele. Yani evet. Laforge'un gözlerini istediğini, işte Worf'un karı istediğini falan zannediyor. <laughs> yani mesela data da insan olmak aslında istemiyor. Yani Ryker şey yanlış anlıyor belki. Data insan olmak istemiyor ama insanları anlamak istiyor mesela değil mi? Yani insan evet. taklit etmek istiyor. İlla ki etten kemikten olayım data'nın en büyük derdi değil. Data muhtemelen bilgisayar olarak mutlu. Ama hani insanları daha rahat kompüte edebilmek istiyor falan. Yani böyle aslında şeyi görüyoruz biz orada biraz. Ne kadar güçlü de olsan kendi iradeni yani başka birilerine uygulamaya başladığında yine de onların yerine karar almış oluyorsun. Ve en hmm. güzel şeyi bile versen tam istedikleri gibi olmayınca aslında yine zorla sen bir şey yapmış oluyorsun. Bu şey gibi. ya Örnek veriyorum. Sen böyle motor çok seviyorsundur. Hmm. Bir aile büyüğün gelir sana. Tancan der sana motor aldım. Ama motor diye yanlışlıkla şey almıştır. Kurye motor almıştır. <laughs> sen şey istiyorsundur. Uzun yol motoru istiyorsundur. Tabii. Sen de böyle şey olursun. Ha, teşekkür ederim Para olsun. Şimdi geri vermek de olmaz ama bu da tam istediğim motor <laughs> bir zaman sonra tadın kaçar ve mutsuz olursun. Anladın mı? Motokurya gibi gezersin ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Burada biraz o Riker'ın ortaya çıkarttığı durumu o yüzden hepsi birden reddediyor. Gibi bir şey var. Yani e, o da şunu düşündürüyor. Yani Riker zihinlerini okumuyor aslında demek ki karşı tarafın. Yani anladığı kadarıyla bir şeyler evet. çıkarıyor. O kendi güzel, karar almış. İşte bu mesela şey gibi işte buradaki sorgulama çok iyi. Yani e, ben burada dini bir sorgulama çok buradaki Tanrı bakışını sorgulama. Yani Tanrı bizim için karar mı alıyor? Yoksa biz e, gerçekten bizi serbest bıraktı ve biz onun için mi karar alıyoruz? alız? E, yine aynı şey oluyor falan. O döngüye girince başlıyor zaten sorgulamalar. Hmm. Yani e, oğlum o zaman ben zaten bir şey yaşamıyorum. E, Okey. Aslında herkes yaşayabileceğini istiyor, özgür olabileceğini istiyor. Aslında özgürlüğün de ötesinde bir şey bu. Yani o kararı kendin almış olmak özgürlüğün ötesinde senin sonuçlarına katlanacağını, senin karar verdiğin, senin e, hayatında bir noktaya getirdiğin bir şey. Yani sahiplenebilirsin onu. Diğer türlü sahiplenemezsin. Hep eğreti durur, sırıtır, mutsuz edersen. İşte dediğin aslında motor örneği oradan belli. Yani onunla yine çıksan hoşuna gider ama öyle yani Ulan abi keşke öbürü olsaydı ya. Pek rahatlı hmm. değilim. İnsanlar yani bana olarak falan? kötü bir şey geleceğine paramı biriktirip kafamdaki ne alsaydım diyeceksin evet. ya o noktada. Aynen. Yani bana o noktada şey geliyor. Bana hediye verme abi. Bana iş ver, imkan ver. Ben kendim kazanır <laughs> alırım alacağım falan gibi. Böyle ilginç bir noktaya geliyor. Ee, Q'nun Ryker'dan ne istediğini ve ne olacağını devam ettiğinde göreceğiz galiba anladığım kadarıyla. Hı -hı. E, burada tabii Picard'la Q arasındaki şey kapışması güzel bu bölümde. Onun not almışım buraya. Shakespeare falan ateşliyor. Hmm. Ondan sonra orada böyle Picard'da şey diyor ya. Ne Picard'ı kardeşim. İngiliz aktörüyüm ben aktör. Tiyatrocuyum <laughs> falan deyip. Laps diye Shakespeare'leri üst üste yazmaya başlıyor falan. Emekçiyiz biz. E, Patrick Stewart'ım oğlum ben. Q değilim falan deyip yapıştırıyor. E, şey çok güzel ya. Yani Picard'ın. ya yani şey, şey ayrımı çok hoşuma gidiyor abi. Aksiyon adamı Worf ve Riker, kafa kültür adamı Picard ve geminin kaptanı Picard ve böyle dış görevlere de sürekli gitmiyor ya anladın Hani böyle çok Başka. mantıklı aslında. Yani şey gibi değil. Geminin kaptanı verin, benim verin bana bir tane tüfek. Tak 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 falan bir adam değil ya böyle. Yani her geçen bölümde bu adamın daha e, edep adap kültür işte yani Türk bir karakter olsa klasik şey dinleyip Türk sanat musikisi dinleyip Türk kahvesi içecek bir karakter <laughs> olsa benim çok hoşuma gidiyor açıkçası yani. Ya sorumluluğun farkında ve bunu bildiği için zaten kaptan ya herkes de sorumluluğu veriyor. Yani sorumluluğu verme ve kullanma aslında Q'da bunu test ediyor biraz ya işte Riker tarafında. Ya tamam hani sen bu görevi alıyorsun ama hani daha zor şeyler çıkacak karşına bunlardan ne yapacaksın? Yani birinin ölmesini tercih edebilecek misin? Kimi kurtaracaksın? Ya da işte karşındakini sorgusuz sualsiz e, öldürecek kararı alabilecek misin Bunlar en zor şeyler ya yani. bunlar aslında çok sorgulanır e, Bu da yine dizilerde filmlerde yani bu tanrısal karakter tarafında da normal insan tarafında da işte bu diziden bahsetmiyorum şu an mesela kitaptan bahsediyorum Game of Thrones bunu kitaplarda aşırı iyi yapıyordu yani o sorgulamalara girdikçe e, insanların sana şey diye vermiyordu Çünkü ya böyle biri var böyle oldu böyle yaptı değil abi o insanın daha önceki kararlarını veriyor sana bir benchmark yani karşılaştırma noktası sunuyor ve sen onun o karşılaştırma noktası göre ne yapıp ne yapmadığını daha iyi özümsüyorsun ya da anlıyorsun. Riker da biraz öyle olacak ben şimdi Riker gördük Riker bir teste girdi Riker diğerlerinin yanlış e, tanıdığını anladı ya da anlayamadı bilmiyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağı hareketleri hep bu noktaya göre kerteriz alıp bakacağız. O noktada başka bir şey yapacak. Ee, belki de Q ona göre kart alıp bunu başka bir şey sunacak ya da Picard da başka bir şey sunacak. Görüyoruz, O yüzden Q karakteri de çok acayip bir noktaya gidiyor. Aşırı merak ediyorum. Riker'dan sonra en çok merak ettiğim karakter o şu anda. Q'nun maymunlukları sevimli bir de değil mi? Çok sevimli oğlum ya. O cübbele falan gelişi dramatik şey. Ha. Baba ben geldim <laughs> falan diye böyle. <laughs> tabii tabii yani böyle tam bir parodi karakter. John Delancey oynuyor. Aktörü çok keyifli bir aktör gerçekten. Evet Breaking Bad'de yıllar ee... sonra oynamış bu arada. Ona bakmıştım ben. Ha. Ha. Ben şeyi biraz şaşırıyorum kafamda. Şimdi Starfleet ister istemez evreni keşfediyor. Ve evreni keşfetmek için yeni güçleri de keşfetmeye çalışıyor ya. Evet. Çok böyle... Acayip bir güç var aslında Q'ların elinde, Q'nun elinde. E, Ryker'a da verdikleri bir güç var. E, yani Ryker'ın bunu tabi reddetmesi ve kullanmaması çok ilginç ama bir yandan da şey gibi düşünüyorsun. Yani acaba Picard hani ya böyle bir gücü Starship, Starfleet için nasıl kullanabiliriz diye de hiç mesela kafasına düşünmüyor. Doğrudan böyle biraz aşırı gücün e çünkü ne olacak ki Starfleet'in elinde böyle bir güç olsa bütün galaksiyi Starfleet'e çevirecek aslında. Yani evet. Absolute Power'ı kafadan reddetme durumu var abinin. Ama işte şey gibi de hiç düşünmüyor. O bana ilginç geliyor yani şey olarak değil. Hani senaryo tutarsızlığı gibi düşünmüyorum. Benim kafamda şey ilginç geliyor. Yani tamam hani biz böyle her düşündüğümüz gerçekleşmesi noktasına kadar ilerlemeyelim ama yok mu bunun bir arası? Abi hani düşündüğümüzün <laughs> yarısı Asmış olsun. Şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> üç düşünelim bir tanesi olsun falan böyle bir arası çıkmaz mı falan gibi bir pazarlığa girmeyip direkt reddetmesi de benim yapabileceğim bir delik anladık değil ama şeyi de düşünüyorum yani Picard'ınki ki fazla mı delik anladık yoksa bilmiyorum. Ya bu da şeyde sorgulanır ya genelde işte almazsın. Birisi seni bunu niye almadığın için döver. Hmm. Alırsın bu sefer de niye aldın diye dövülürsün. Picard da bu tabii. evet bu sorguya belki birileri tarafından girer bir yerde bilmiyorum. Yani e, gittiği bir... Ha bir de şunu anlamıyorum şu anda tabii Q'nun orijinini bilmediğimiz için. Yani çok evet e, üst düzey ama sonuçta evrenin en basit kurallarından biri maddenin yoktan var edilemeyeceği durumu var. Onları tabii acaba... Bir bedeli vardır belki bu işte. Aynen işte bunun bir bedeli vardır anlatarak e, yine bizi hmm. bu kerteriz noktasına getirebilirler yani. Bakalım ne çıkacak ilerlerde şimdi bir şey diyemiyoruz. Aynen. Var mı ekleyeceğim bir şey bu bölüm başka? Güzel Fransız o. askerleri ve e, yani gezegende Geze işte geldi. Evet, cibir cibir. Yani. <laughs> Oralar yine yani şöyle, komik kaçıyor. şöyle. Yani, evet, ivir cibirlikleri var yani hala. İşte şey. Ama ne bileyim, anladın mı yani? Abi ben şu ayvan, otomobil kumandasına Napoleon, alışamadım hala ya. Ya yani şunla ne? abi otomobil kumandasıyla ateş ediyorlar ya. Bip hmm. bip falan. Evet evet. <laughs> Ona hala alışamadım. <laughs> şey, Phaser. E. Alışırsın ya phaser çok standart bir item haline geliyor bir süre sonra. Bir yandan da şey fikri hoşuma gidiyor yani silah gibi tutulmayan bir şey olması yani şu tutuşun olmadığı bir şey olması da hoşuma gidiyor yani güzel bir kullanım e, algıyı yani insanın alıştığı algıyla da oynuyor hoş o açıdan da hoş. Okey başka ekleyeceğim bir şey okay. yok o zaman kapatıyorum bölümü ufaktan. Yok bu kadarız. Yani Diana Sirtis'in aşağı doğru giden e, yakasına dikkat ettiysek bu bölümde ben <laughs> canım başka bir şey yok. Ne noktada geri dönmeye başlayacak ona bakacağız. Çünkü. Şu an gözüme taktın onu her bölüm ona bakıyorum ya. Kadının ayı gibi böyle memesine bakarken buluyorum kendimi utanıyorum. Ama kendime. abi işte yani sen senin dikkatini çekene kadar o aşağı inmeye devam edecek. Sen bir noktada bakacaktın ona yani. Evet. <laughs> Şimdi meraktan bakıyorum. Daha indim mi acaba? Sonra da geri gelmeye başlayacak ama zaten şey çok ilginçtir yani. Troy'un memelerinin kapanması ve Riker'ın sakalını uzatmasıyla böyle dizide kalite daha da artıyor gibi bir şey. Bölümü böyle, mi böyle bölüm izliyorum. İsteyiz zaten. Elimde metre var. <laughs> Kaç santimim bu şey aşağıya geldi. Bakalım güzel yani. Tamamdır o zaman bir sonraki bölümde e, sezon 11. bölümüne geçeceğiz. Heaven bölümüne atlıyoruz 10. bölümü. 11. bölüm de bir goodbye bölümü. Onu konuşacağız. Ha, Evet arkadaşlar Heaven bölümünü çünkü baktık. Annem geldi işte bizi beni isteyecekler falan gibi <laughs> muhabbetler var. Hani evet. eyvallah dedik ve geçtik açıkçası yani. <laughs> evet o bölüm e, zaten başta söylemiştik yani şimdi yoğun daha sık gidiyormuş gibi gözükebilir daha fazla atladığımız aralıklar olacak. Şimdilik daha tek tek gibi gidiyor ya da bir iki bölüm gibi gidiyor ama ilk sezon taşlar yerine oturuyor bir otursun zaten ilerledikçe bakacağız. O zaman bir sonraki bölümde bir big goodbye'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.